Saygıdeğer izleyenler, sahil boyunca Çamlı'ya kadar yürürken yolda denk geldiğimiz Ünyeli hemşehrilerimize Çamlık'la ilgili duygu ve düşüncelerini soruyoruz. Ve şu ana kadar mikrofon uzatmak istediğimiz 5 kişiden ikincisiyle konuşabiliyoruz. Mikrofon kapalıyken düşüncelerini söyleyenler mikrofonu açmamızı gerektirdiği zaman da beni görüştürme, konuşmayayım deyip çekimser kaldığını söylüyor. Biz eğitimci kardeşimiz, gönüllü eğitimci kardeşimiz, öğretmen kardeşimize Çamlık'la ilgili düşüncelerini almak istiyoruz. Çamlık'ta son yapılan istişare toplantısında çıkan, halka açılmasına ilişkin çıkan karar gereği oradaki mangal yapılan yerlerden tepkiler alındığını, yanlış çıkan fazla yağlar nedeniyle kötü kokular salındığını, bir de o tarihi mezarların yer aldığı fener altına bir adet mescit, dolayısıyla da şadırvan ya da tuvalet yapılması konusunda düşünceler var halka açılması için. Siz bu memleketin bir evladı olarak, eğitimci olarak bunu kısaca nasıl özetlersiniz? Ahmet Bey, Çamlık Ünye'nin sembolü, Karadeniz'de Ünye'nin içerisinde, şehir içinde kalmış bir çam ormanı. Bunun bakirliğinin korunmasından yanayım. Temizlik ve çevre düzeni olabilir ama bunun dışında yapılaşma Çamlığı bozar. Buna karşıyım, Çamlık bakir olarak devam etsin, halk kullansın. Teşekkür ederim. Bu da teşekkür ederiz. İsminizi kamuoyuyla paylaşalım. Abdullah Yılmaz. Teşekkür ediyorum. Emekli Milli Eğitim Müdürü. Teşekkür ediyorum. Ağaçlar yıkıldı fırtınadan, şundan bundan. Oradaki ağaçlar öyle kesildi. Oranın yeniden ağaçlandırılması, mescit falan olduğunda giren çıkan nihayet bir şey olacak, bir yapı olacak az ya da çok. Oraya mutlaka ağaçlandırılması, yani şey olmaması lazım, mescit falan olmaması lazım. Mescit olacak, tuvalet. Tuvalet de olacak yani. Olduğu zaman işte olmaması lazım oraya. Daha başka bir yere tuvalet düşünülebilir. Mesela yok bu şeyin eski yeri. Oraya olabilir, çeşmenin yanına, oraya yakın bir yere olabilir. Hem çeşme olur, hem su alınması kolay olur. Her şey ucuz olur yani orada. Şey açısından düşündüğümüzde. O ortaya de onun yapılmasının pek bir anlamı yok bence.